Arkadaşlar merhaba. Size kablolama yönteminden bahsedeceğim. Kablolama yöntemi dediğimiz şey ne? Bilgisayarınızdan modeme, bilgisayarınızdan switch'e, bilgisayarınızdan başka bir tane bilgisayara bağlantı yönteminden bahsedeceğim. Bunun için gerekli ekipmanlarımız ne? Ağ pensemiz görüyorsunuz. Ben de bu şekilde. Sizin de daha farklı olabilir. Örnek bir kablo, bir tanesi basılmış durumda. Diğerini kendimiz basacağız. Nasıl olduğunu göstereceğim. Bir tane yan keskimiz lazım olur. Bir tane de RC45 konnektörümüz. Tabii iki tane ucu siz kendiniz basacağınız için iki tane gerekiyor. RC45 konnektörümüz. Şimdi RC45 dediğimiz şey ne? Bakın şu şekilde üzerinde 8 tane pini olan bir konnektör. Bakın burada pinleri var. Bu pinler ne işe yarıyor? Makasla yani şu, bu cihazla bastığım anda, yani şöyle göstereyim. Ağ makasımızın üzerine delikler var. Bu uygun olan bir deliğe girer. Şuraya mesela. Bakın şu şekilde. Hatta bastırdığınız anda şu şekilde girer. Görüyorsunuz. Bu RC45'i basmak için kullandığımız yuva. Ekstradan onun yanında bir tane daha var. Evet, biraz sert girdi. Bunu da çıkarayım. Onun yanında bir tane daha var. Biraz daha küçük. O da telefon kablosu basmak için kullandığımız bir yuva. RC12 diye geçer. RC12 yuvası. RC45 yuvası. Siz burada makasla bastığınız anda, bunu bastığınız anda bakın şurada tırnakları var. O tırnaklar şu RC45 konnektörünün üzerindeki metal kısımları basarak içine giren kabloya saplanmasını sağlıyor. Birazdan yapılınca göreceksiniz. Evet, yapmaya çalışalım. Sizde daha farklı olabilir arkadaşlar. Hani bunlar kablo soyma aparatları var. Bakın şuralarda kesme aparatı var arka tarafında. Ben kabloyu uygun bir şekilde kesmeye çalışacağım şimdi. Nasıl kesildiğini de göstereyim. Bakın bu CAT 6 kablo. Yani CAT 5 ve CAT 6 kablo yaygın kullanılıyor. Yani ne farkı var CAT 5 ile CAT 6'nın? Kalınlık farkı var. Kalınlık. Yani CAT 6, CAT 5'e göre daha kalın bir kablodur. Sebebi de şu. Niye o şekilde oluyor diye düşünürseniz. Veri iletimini daha iyi sağlayan bir kablo çeşitimizdir bu. CAT 6 kablo. Kablolar kalın derken içinde 8 tane kablo var. Bu kablonun çapları biraz daha büyük. Şimdi CAT 6 kablonun dışında koruyucu bir tabaka var. Plastik tabaka var. Biz bunu soymaya çalışacağız. Bunu soyarken de dikkatli olalım arkadaşlar. Niye dikkatli olalım? Çok bastığınız anda içindeki ince kabloları da kesme şeyiniz var. Bu da kabloların birbirine değip kısa devre yapmasına neden olur. Şu şekilde, yani kablo tuttuğunda böyle tutar gibi olduğu anda, biraz daha bastırayım. Çok fazla bastırmıyorum. Bakın şu anda kablo gelmiyor. Kabloyu şu şekilde döndürüyorum. Görüyorsunuz. Evet, çıkardım. Bak şöyle çektiğiniz anda çıkar. Ben göstermek amaçlı biraz daha geriden keseceğim. Biraz daha uzun olmasını istiyorum. Size göstermek amaçlı. Biraz daha geriden şöyle döndürüyorum. Araya sokup, yani dışındaki plastik aksamı kesiyor işin açıkçası. Bakın şöyle ayırmaya başladığınız anda böyle kablonun soyulduğunu göreceksiniz. Evet, bakın. Şöyle. Şu uzunluk iyi. Daha sonra ben bunu kısaltacağım. Yani bu şekilde bayağı uzun oldu. Yani göstermek amaçlı size. Renk kodlarını göstermek amaçlı. Bakın ben bunları şöyle ayırıyorum. 4 çift kablo var birbirine sarılı. Toplamda 8 tane. Şöyle ayırıyorum. Bakın şu ortada da plastik bir aksam var. Bu plastik kablonun eğilip bükülmesini engellemek amaçlı yapılan bir
sistemdir. Ha, bu işimize yaramayacak. Ben bunu keseceğim buradan. Evet, yan keskiyle. Şöyle. Kesiyorum. Evet. Şimdi kabloları ayırıyorum. Kendiliğiniz kendisinden. Sarma kabloları. Hızlı bir şekilde ayırayım. Şimdi bu kablolar renkli kablo. Standarttır. Her kablonun içinde aynı renk demetine sahip kablolar vardır. Hani ben bir kablo alsam acaba içinden farklı renk çıkar mı diye düşünmeyin. Renk kodları, renkleri aynıdır. Şimdi düz bağlantıyı göstereceğim size. Düz bağlantı dediğimiz şey ne? Şuradaki, bakın diğer ucu bastım ben. Şuradaki renk koduyla nasıl sıralandıysa, buradaki renkler nasıl sıralandıysa, buradaki renkleri de aynı şekilde sıralayacağım ve şu sokete geçirip basacağım. Bu düz bağlantı oluyor. Yani düz bağlantı dediğimiz bilgisayarınızdan, işte modeme, bilgisayarınızdan switch'e yaptığınız bağlantılardır. Evet, şimdi düz bağlantı kodlarını söyleyeyim size. Zaten bir tanesi çift renk, bir tanesi tek renktir kabloların. Çift tek diye gider. Mesela şurada bir turuncu ve beyaz renkli olan bir kablo var. Hem turuncu hem beyaz. Bakın alacalı iki renk var. Turuncu beyaz kablosu. Yanına turuncuyu getirdim. Evet, düz bağlantı renklerini söylüyorum bu arada size. Turuncu beyaz, yanına turuncu. Yeşil beyaz, bakın şurada şunu ayırıyorum, yeşil beyaz. Yani sizin de bu şekilde uzun kesmenizde fayda var. Yani kabloları daha iyi bir şekilde yan yana getirebilirsiniz. Yeşil beyaz, mavi. Şuradan alalım maviyi de, uygun bir yerden. Çünkü şu içindeki plastik aksam biraz engel olabiliyor. O yüzden onu biraz daha dipten kesmeye özen gösterin. Evet, turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, şurada kahverengi beyaz, kahverengi. Evet, düz bağlantı renk kodlarımız bu. Diğer de aynı şekilde yapıldı. Diğer uç da aynı şekilde yapıldı. Tekrar söylüyorum. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahve. Evet, şimdi bunları düzgün bir hale getirmeye çalışacağım. Şöyle tutuyorum parmağınıza. Şu şekilde çekerek, ters yönde çekerek düzleştirmeye çalışıyorum. Daha sonra ben bunları uçlarından keseceğim. Çünkü bu şekilde girmez. Ha, girer. Girmesine de. Uçlarının biraz eşit olması lazım. Gerekiyor. Yani burada eşit gibi gözükse de tabii kıvrımından dolayı bu kıvrımlar biraz da düzleştiğinde bir tanesi uzun bir tanesi kısa gibi olacak. İlk önce düzleştiriyorum. İyice. Ve renk sıralamasının kaymamasına dikkat ediyorum. Bakın burada kaymış hafiften. Hemen değiştiriyorum. Turuncu başa gelmiş. Normalde en başta turuncu beyaz olması lazımdı. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi. Tamam. Evet. Şimdi şu uçta göstereyim. Şu uçta bakın şu plastik aksam şu soketin içine doğru girmiş. Bu önemli bir mevzudur. Bu niye önemlidir? Şu şekilde, yani bu siz bunu eğip büktüğünüzde kolay kolay eğilip bükülmez ve kablolarınız, ince kablolarınız kırılmaz. O yüzden ben bunu kısaltacağım, hem de düzleştireceğim. Biraz daha şöyle düzleştirmeye çalışayım. Evet. Renklerin aynı düzende olmasına dikkat edeceğim. Turuncu beyaz turuncu. Bakın yeşil beyaz hemen araya kaybolmuş. Daha doğrusu maviyi şöyle alalım.
Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz. Hatta şöyle alalım, daha rahat olacak. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz. Bakın bu araya kaçmış. Mavi beyaz, yeşil, kahverengi, beyaz, kahverengi. Diğer kabloyu gösterirken karışmış biraz. Şimdi düzleştirdikten sonra şurayı tutarak renk kodlarını bozmadan şeyle beraber, yan keskiyle beraber şöyle uçlarından, hatta biraz daha şöyle olmasını istiyorum. Hatta biraz daha şu şekil, biraz daha uzun olacak ama şu şekil iyi diyorum. Çünkü sokete geçtiği anda bakın biraz şöyle, hatta biraz daha şu şekilde kısaltabilirim. Evet. Şu şekilde kesiyorum kabloyu. Şu şekilde düz bir şey elde etmeniz lazım. Hatta yamuksa, bazı yerlerde yamuk olduğunu hissediyorsanız şöyle uçlarından alabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Evet. Şimdi renk şeyini bozmadan elimle sıkıştırıyorum. Çünkü kayabiliyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Evet. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi. Şu anda bu şekilde. Hatta sokete soktuğum zaman birbirine girecektir zaten. Evet, soketi soktuğum anda şöyle ittiriyorsunuz. Ama karışmamasına dikkat edin arkadaşlar. Biraz karıştı gibi. Yeşil, beyaz, mavi. Tamam. Yani bunların yuvası var zaten. Kızakları var daha doğrusu. İttirdiğiniz anda bakın şurası önemli. Hatta iyice şöyle. Bu tabii ket altı kablo olduğu için biraz zor giriyor ama. İyice bastırıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey şuradaki uçların, içindeki uçların, ben makası bastığım anda o hizasındaki kabloya saplanmasını sağlamak. Yani siz bunu ittiriyorsunuz. Bu kablonun şunun hizasını geçmesi lazım. Yani şu kabloların şunun hizasını geçmesi lazım. O yüzden biraz daha içine sokmaya çalışıyorum. Evet. Şu anda bakın biraz daha girdi. Turuncu beyaz kısmı. Evet. Şuradan da kontrol ediyorum gençler. Bakın. Bilmiyorum gözüküyor mu oradan. Netliyor mu? En başta şu tırnak aşağıda olacak şekilde baktığınız zaman soldan başlıyorum. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi. Evet, renk kodlarının doğru olduğundan emin oluyorum. Ve kabloların, bakın şu kabloların şu uçlardan ileri doğru geçtiğini görmem lazım. Aynı şekilde şu diğer kabloları görmediğim için şuradan bakmam lazım. Yani dik baktığınız zaman o kabloların şuraya yanaştığını görmem lazım. Şu hizaya yanaştığını görmem lazım. Çünkü siz A pensesiyle bastığınız anda artık geri dönüş yok bu işin. Eğer geride kaldıysa orada bir temas olmaz. Yani o kabloda temas olmaz. Yani bir A bağlamakta ya da internete bağlamakta büyük sıkıntılar çekersiniz. Tekrar kablo yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden hani iyice emin oluyorum. Bakıyorum evet. Bakıyorum evet. Renk kodlarını da kontrol ettim. Tamam. Şimdi A pensemi alıyorum.
RJ45 konnektörünün olduğu yere, şu kısma. Evet, şuraya. Diyorum, sokuyorum, orası oturuyor. Ve bastığım anda artık o tırnaklar o kablolara, ince kablolara saplanacak. Bakın şuradan şu şekilde çıkmış şekilde. Evet, basıyorum. Basıyorum. Evet. Hatta birkaç kere de şöyle bastığınız olur. Bunu. Evet. Şöyle bakıyorum. Görüyorsunuz. Bakın şu ucundaki iğneler kabloların üzerine saplanmış durumda artık. Görüyorsunuz şuradan. Evet, saplanmış. Gayet güzel bir bağlantı oldu. Plastik kısmı biraz içine girdi. Burası önemlidir. Yani herhangi bir esnemede ya da şeyde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bu şekilde. Oldu zaten. Evet, gayet başarılı bir bağlantı oldu. Şimdi şöyle baktığınız zaman ikisini yan yana getireyim. Renk kodları aynı. Dediğim gibi bu düz bağlantıdır. Yani bilgisayarınızdan modeme ya da switch'e bağlanacağınız noktadır. Ha, ben diyorsunuz ki sadece iki tane bilgisayar birbirine bağlamak istiyorum. O zaman ne oluyor? O zaman ne oluyor? O zaman şöyle oluyor. Uçlardan biri aynı bu şekilde kalıyor. Diğer uç ise renk kodları şu anda ekranda görüyorsunuz. O şekilde sıralayıp basmanız lazım. Ha, bu da çapraz bağlantı oluyor. Yani bir uç normal bizim düz bağlantı yaptığımız uç. Diğer uç ise şu şekilde değişiyor. Yeşil beyaz, yeşil, turuncu beyaz, mavi, mavi beyaz, turuncu, kahverengi beyaz, kahverengi olacak. Yani o zaman da iki tane bilgisayar birbirine hiçbir arada cihaz olmadan bağlantı yapıp veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Benim şurada gösterdiğim düz bağlantı yöntemiydi. Eğer çapraz bağlantı yapmak istiyorsanız da biri dediğim renk kodunda, düz bağlantı renk kodunda, diğeri ise ekranda gördüğünüz renk kodunda olması lazım. Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere.